Yavaş yavaş tüm hastalıkları izleyicilerimize paylaşıyoruz. Evet, bilmeyenler öğrenmiş, evet, bilenler de tekrarlamış oluyor ama eksik kalan var mı hocam? Tabii var. Aslında bazen de klinik olarak ve aileyi telaşlandıran bir takım hastalıklar olabilmekte. Bunlar arasında bebeklik çağında özellikle çok sık gördüğümüz, özellikle 6 ay 3 yaş arasında, hatta biraz daha 2 yaşa doğru kısıtlayabiliriz bunu. Bizim 6. hastalık dediğimiz ya da exanthem subitum Latince adıyla bir hastalık vardır. Çocuk birkaç gün öncesinden hafif halsizdir. Bazen böyle hafif nezle hali gibi bir takım belirtiler olabilir. Birdenbire küçük bir bebeğin, 8-9 aylık bir bebeğin 40 dereceye varan bir ateşi olduğunu düşünün. Anne baba olarak tabii ki son derece telaşa düşürecek bir durum. Bunun ateş dışında çok fazla da bir belirtisi yoktur. Çocuk genel olarak hani ateşin verdiği halsizlik dışında gayet iyidir. Ama ilk bebeği ise tabii panik olma olasılığı da fazlasıyla olabilir. Tabii ki bazen havale de ortaya çıkabilir, evet, ilk anda yüksek ateşle. Ve aile başvurduğunda muayenesi yapılır. Ama genel olarak çok fazla bir bulgu da yoktur. Bir tek bizi bir şeyler bu hastalıktan şüphelenmeye sevk eder. Çocuğun ense kökünde, kulak arkasında ve ense kökünde ufak tefek bezeler ortaya çıkmakta. Bu döküntülerin ortaya çıkmasından önce. Böyle bir şey olabilir deriz. Gerek tetkikleri yapıldıktan sonra da herhangi bir problem yoksa izleme alırız. Genel olarak 3. günden sonra birdenbire çocuğun gövdede, yüzde böyle pembemsi aniden başlayan ve birkaç saat içinde artan bir döküntü ortaya çıkar. Hatta bazen bazı ilaçlar verildiyse aile acaba bir şey alerji mi yaptı diye telaşla koşar bize. O zaman 6. hastalığın döküntüsü tipik olarak görürüz ve zaten bundan sonra da çocuğun ateşle ilgili herhangi bir problemi olmaz. Herhangi bir bulaştırıcılığı olmaz. Klinik olarak çevredekilere bir zararı yoktur. Ateş dışında da bir problem oluşmaz ve kalıcı hiçbir problem yaratmaz. Ama o tabii 40 derecelik ateş birkaç gün süren hatta aileleri bayağı endişelendirir. 6. hastalık bu yönde her zaman aklımızın bir köşesinde olan bir hastalık tipidir. Bir de 5. hastalık dediğimiz bir hastalık var. Biraz sırasız gittik ama daha önceden yapılmış bir takım sıralamaların şeyleri bunlar. Evet. Latince adı eritema infeksiyozum denilen bir hastalık. Bunda da biraz daha büyük çocukların hastalığıdır bu hastalık. Genel olarak 5 yaşla 15 yaş arasında ortaya çıkan bir hastalık. Çocukta yine böyle bir soğuk algınlığı, halsizlik, tek tük, aksırık, öksürük, baş ağrısı oluşabilir. Bu birkaç günden uzun sürer. Bu dönem uzundur. Daha sonra çocuğun yanağında bakarsınız adeta dayak yemiş gibi, böyle bir tokat yemiş gibi her iki yanakta, gözler çevresinde yoktur ama kıpkırmızı bir görüntü, koyu pembe bir görüntü ortaya çıkar. Bu birkaç gün sürdükten sonra dirsek kısımlarında bu ekstremite dediğimiz, yani el ve ayakların uzuvların dış kısımlarında yine kızarık, birleşme eğiliminde bir takım tek tük döküntüler ortaya çıkar. Yine bu uzun süren, bir hafta sürebilen döküntüdür. Daha sonraki dönemde biraz daha böyle açılır bu şey ve haftalar sürebilir. Sıcakla artar. Bir takım problemler yaratabilmektedir. Kanda bir takım değişiklikler yapabilmektedir 5. hastalık. O bakımdan bazı tetkikler yapmakta fayda var. Bazı özel durumu olan çocuklarda da işte bağışıklığı baskılanmış ya da bazı anemi tiplerine sahip çocuklarda da problem yaratabilmektedir.